Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl değerli bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız Allah'ım hamdolsun ki sağlığımıza dua edeceğiz cümlede. Bugün güzel bir börek tarifiyle sizlerleyim inşallah. Doğurum gelmiş Diyarbakır'dan. Kısmet olursa bugün onları çay alalım diye düşünüyoruz. Onun yanına şöyle güzel bir börek tarifi yapalım çayımızın yanına. Malzemelerimizi sayayım hemen. Şöyle bir su bardağı sıvı yağımız var, 1,5 su bardağı suyumuz var, bir tane yumurtamız var, 3 yemek kaşığı sirkemiz, şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir pakette kabartma tozumuz var. Bunları güzelce bir karıştıralım. Şöyle 6 su bardağı da unumuz var. Unumuzu yerden çoğunu ilave edip şöyle az parçasını ayıralım. Bazen yumurtamızın büyüklüğüne göre un miktarı değişiyor. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Evet, hamurumuz oldu bile arkadaşlar. Hemen kendini toparladı. Hamurumuzu şeklini alana kadar güzelce yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Hemen yumaklarımı tutup artan unum arkadaşlar 6 su bardağına bunu geri bardağıma ölçü yapıp ondan sonra açıklama bölümüne yazarım. Büyük olan yumaklarımızı ayrıca orta boyda mandalın büyüklüğünde yuvarlayalım. Şöyle 10 tane yumak tuttuk. Hemen yumaklarımı dinlendirmek için aynı leğenin içine koyup üzerine kapatacağım arkadaşlar. 1 saat dinlendireceğim. Şu şekil. Hamurumuz dinlendi. Şimdi açmaya başlayalım. Biraz nişastalı unumuzu kattım arkadaşlar. Nişastalı açacağım bu böreğimizi. Şöyle tekrardan Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bazen içimden çekiyorum, bazen dışından arkadaşlar. Her şeyin başı besmele. Hamurumuz dinlenince görüyorsunuz ne kadar güzel açılıyor. Tekrardan üzerine biraz nişastalı unumuzdan atalım. Baklava hamur gibi incecik oluyor arkadaşlar. Şöyle masamı çok çekeyim. Herhalde bir şey değiyor ucuna. Gürültü geldi ben o yüzden kendime böyle biraz çektim. Bir daha hiç un da atmıyor arkadaşlar. Bununla açılıyor. Çok da güzel olacak şimdi inşallah. İncecik baklava hamur gibi açacağım böreklik hamurumuzu.
yapışması, hiç korkmayın. Nişastası giden hava inceltelim. Yeterli, gayet güzel oldu inceliği. Hamurumuzun inceliğini gösterelim. Tül perde gibi arkadaşlar. Pek güzel oldu. Hemen şöyle tereyağı ile margarin karışımımız. Geçen herhalde hızlı konuşmuşsun. Çoğu takipçim yazmış böreğimi birine yine ikisini katmıştım. Çok da güzel bir börek olmuştu. Gulapla tereyağı da öbürünü anlamadık diye yazmışlar çoğu kişi. Cevaplandırdım. Bunun içine tereyağı, margarin, sıvı yağ karışımı. Şöyle her zaman gelecek şekilde yağlayalım. Şöyle ekmeğimizi değdirerek birbirine her tarafını yağlayalım. Bir de şu ucunu getirelim. Fırçamızla uğraşmadan şu ucunu getirip bana doğru çektim arkadaşlar. İki kat hamurumuz hemen şöyle ucunu denk getirelim, tamamdır. Peynirimiz de koyu peyniriyle beyaz peyniri karıştırdım. Su böreğine kattım. Peynir gerçekten çok yakışıyor. Şu rendelemiş olduğum koyu peyniri, şuna da beyaz peynir, ikisini kattım birbirine. Şimdi peynirimizi su ucuna şu şekilde dolayalım, gidelim. Çarpalım üzerine hamurumuzu. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Çok sık olmasın. Şöyle elimizle yavaş yavaş iterek. Böyle yaptığımızda aralar daha güzel. Böyle şey oluyor, dolgulu oluyor. Çok sıktığımızda hamur su kalıyor. O yüzden böyle incecik bir şekilde hafiften sıkalım. Bizimizin altını şöyle paket yağımızla yağladık. Hemen ortasından başlayarak, dediğim gibi çok sık dolamayalım. Şu şekil. O piştikçe kabardası dolanacak zaten, şişecek aralar arkadaşlar. Böyle saralım. Hemen şöyle ikinci hamurumuza da geçtik. Nişastamız unumuzdan daha fazla arkadaşlar. Yani yarı yarıya değil, onu buradan belirtin. Mısır nişastası kullanıyorum. Çok güzel açıyor arkadaşlar. Hamurumuzu istediğimiz kadar büyütelim. Baklavalı hamurlarınızda bu hamurun aynısını yapabilirsiniz. Zaten benim bu baklava tarifi hamurum. Börekler de çok güzel çıtır çıtır oluyor. Görüyorsunuz masamı boyutunca büyüdü. Bunu da aynı şekilde saralım. Yuvarlak. Böyle biz yuvarlak olarak saracak. İki
yeterli. Ama şöyle yağımızı fırçamızın yardımıyla sürelim. Şimdi ikinci de açtım arkadaşlar. Demek ki şu kısımdan sarmıştım. Peynirleri kenarında az olduğu için. Şimdi şöyle önüme yarım ayçiçek ekmek tarafını getirdim. İnce kısmını o yanına getirdim. Hemen şöyle kenarlarını az az büküp dökülmesin peynir diye hemen katlayalım şurayı şöyle. Dediğim gibi çok sık sarmayın. Gevşek şekilde. Şu havasını buradan alalım, yırtalım. Ne kadar güzel oldu. Şöyle duruşundan belli arkadaşlar, böreğimizin çıtır çıtır olacağı. Hemen tepsimizi yanımıza alalım. Hatta ben şöyle yapıştırma yerleri belli olmasın diyerek şu kısmını içine koyduk. Hemen böreğimizi şöyle gevşek bir şekilde saralım. Kabarıklara bak arkadaşlar. Görüyor musunuz? İncecik zar gibi hamurla. Son hamurumuz arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şöyle tepsimize yerleştirelim. Evet, çok güzel oldu. Şimdi bir tane yumurtamızın sarısı var. Onu hemen çırpıp bir tane yumurtamızın sarısını her tarafa gelecek şekilde ince bir tabak haline sürelim. Şimdi böreğimizi 200 derece ayarlamış olduğum fırınıma gönderelim. Şöyle arkadaşlar, böreğimiz pişti. Hemen şöyle şuradan keselim. Tepsimize çıkaramadığımız için makasımızla kesiyor. Görüyorsunuz çıtır çıtır sesler geliyor. Şimdi şöyle servis tabağımızı alalım. Ara katlarını göstereceğim arkadaşlar şimdi. Görüyorsunuz kat kat. Altı, üstü. Hazırlardan daha güzel. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.